Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. RGB aydınlatmalar artık hayatımızın her bir köşesinde olmaya başladı. Eskiden oyuncu ekipmanlarında görüyorduk bunları. Klavyelerde, mouse'larda arıyorduk ama baktığımız zaman şimdi koltuklarda dahi RGB aydınlatmalar olmaya başladı. Ve bunların dışında televizyonların arka kısımlarında veya arabaların iç dekorlarında, onu geçtim artık, klozetlerde dahi RGB aydınlatmalar gördüm. RGB aydınlatmalı klozet bayağı sıkıntılı, bayağı farklı bir durum bu arada. Ben sizlere bugün ev içerisinde kullanabileceğiniz, film falan izlerken veya bir ambiyans, bir ortam oluşturabileceğiniz Esling'in SLRGB 15 modelli akıllı RGB aydınlatmasından söz edeceğim. Esling'in akıllı ampul ailesindeki en büyük model. Bir 15 wattlık, en fazla ışık yayan, en canlı ışık yayan akıllı ampul olduğu için telefon üzerinden uygulamayla kontrol edebiliyoruz. Şimdi kutusundan çıkartalım arkadaşlar. Zaten kutu içerisinde bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı var. Bu kitapçık da bayağı büyükçe. Şöyle Türkçe dil destekli, burada kurulumundan bahsediyor, sizlere uygulamayı nasıl kullanacağınızdan bahsediyor. İşte aklınıza ne gelirse ampulle ilgili birçok soruya buradan yanıt bulabiliyorsunuz. Ben zaten birazdan canlı canlı uygulama üzerinden ampulü kontrol edeceğim. Uygulama linkini bu arada videonun açıklama kısmına indiriyorum. Oradan bakıp telefonunuza indirebilirsiniz arkadaşlar. Ampulümüz E27 Duo'yla geliyor. Yani standart evlerde kullandığımız standart Duo'ya sahip. Ama o ampullere göre bir tık daha büyük bir boyuta sahip. Aydınlatmasını zaten 15 watt olduğu için gücü de biraz oradan geliyor. 16 milyon renk, 2700K ile 6500K arasında bir parlaklık. Burada beyazdan 6500K'yı alıyoruz diye düşünüyorum. 2700K'ları renklerde, mavilerde, kırmızılarda düşünün. Onlardan biraz bir tık daha düşük alabildiğimizi biliyorum. Bunun dışında 50 Hz'lik frekans yayıyor. Yani telefonda falan görüntü alırken renklerde titreme falan olursa diye 50 Hz'lik de burada kuvvetli bir frekansı var. 2,4 GHz'lik Wi-Fi bağlantısını şimdi sağlayacağız. Telefonumuzda kurulumundan bahsedeceğim. Ampulün sahip olduğu renklere, parlaklığa hep beraber bakacağız. Ben lambaları getirdim, buraya kurdum, şapkasını da çıkardım daha güzel bir görüntü alabilmek için. Şu an yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Yanıp sönmeye başladığı zaman yani Wi-Fi arayışına girmiş olduğu anlamına geliyor. Uygulamaya ilk girdikten sonra burada cihaz ekle kısmı var. Sizi de ekrana yansıtacağım ben yan tarafa. Cihaz ekle dedikten sonra burada yapmamız gereken birkaç tane ayar var. Konum, Bluetooth, wireless, bunları açmamız gerekiyor. Öncelikle onlara izin vermeniz lazım. İzinleri verdikten sonra cihaz ekle kısmının hemen sağ tarafında burada tarama işlemi var. Buradan tarama işlemini yapabilmeniz için yine Bluetooth'u açmanız gerektiği söyleniyor. Yine izin veriyoruz uygulamanın Bluetooth'u kullanabilmesi için. Hemen cihazı kendisi zaten buluyor. Bu şekilde zaten lamba yanıp söndüğü için arama anlamına geliyor, tarama anlamına geliyor. Yan taraftan ekle diyoruz ve burada Wi-Fi bağlantısı gerekiyor ve şifrenizi falan girmeniz gerekiyor. Onları da girdikten sonra kendisi cihazı eklemeye başlıyor. Zaten bağlantı kurulduktan sonra bu şekilde parlak bir görüntü çıkıyor. Şu an fazla bir parlaklık olabilir arkadaşlar. Onu ben hemen buradan ayarlamam lazım. Mesela uygulama üzerinden hemen ilk ana ekrandan buradan parlaklığı böyle biraz kısayım ki kamerada kötü görüntü gelmesin. Ana ekran üzerinden parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve sarılık oranını ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle loş bir ortam oluşturabilirsiniz. Güneş rengine yakın bir renk, isterseniz de böyle beyaz bir renk oluşturabilirsiniz. Her iki durumda da parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte 6500K'lık parlaklık burada ortaya çıkıyor. Burada beyazda gerçekten çok güçlü bir beyaz dengesini, rengini alabiliyoruz arkadaşlar. Günlük kullanımlarda yani bunu salonunuzda, evinizde kullanabilirsiniz. Sadece ambiyans oluşturmak için düşünmeyin. Ayrıca lambanın zamanlarını da zaten ayarlayabiliyoruz. Hangi zamanda açılsın, hangi zamanda kapansın. Akıllı bir ampul olduğu için zaman sürelerini ayarlama imkanımız var. İşte müzeye göre kontrol gibi. Birazdan bahsedeceğim zaten onlardan. Renk kısmına geldiğimiz zaman sağ tarafta hemen sekmesi zaten. Buradan da 16 milyonluk renkten bahsetmiştik. Burada işte renkleri bu renk çemberi üzerinden hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada uygulamanın vermiş olduğu tepki ampule eş zamanlı çok hızlı bir şekilde tepki alabiliyorsunuz. Biz buradan yine parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Beyaz kadar parlak değil farkındaysanız. Tabii ki burada 6500K'lık bir parlaklığı alamıyoruz. 2700K'lık bir parlaklığı alabiliyoruz ampulden. Yine karanlık ortamlarda da aslında güzel bir aydınlatma oluşuyor. Ben şu an mesela ışığı kapatıp öyle bir çekime devam edeyim. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta karşıdan ışık vurduğu için burada rengi bayağı bir solduruyor. Buradaki renk paleti üzerinden istediğiniz renge hızlı bir şekilde erişim sağlarsınız arkadaşlar. Lambaların kafasını taktığınız zaman bu arada daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Alt kısmında yine parlaklığını, doygunluğunu, rengin ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine doygunluk noktasında da buradan yine ayar yapabiliyorsunuz.
Yan taraftaki screen kısmına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada farklı modlar var, farklı ortamlar oluşturabilmek için. Örneğin gece modu, çalışma ortamı için şöyle bir mod var. Gün batımı var mesela, soft bir ortam oluşturabilmek için böyle bir mod var. İşte renklerle ilgili yine farklı bir mod, yine renklerle ilgili. Burada farklı modlar var. Ayrıca bu modlar da buradan edit kısmından istediğiniz renkleri atayıp hızın, eğer efekt varsa, geçiş efektleri varsa, animasyonlar, buradan yine onun hızını falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı modlarda da yine birkaç tane mod var. Onları da ekleyebiliyorsunuz. En sağ kısımda ise müzik modu var. Müzik modu tabii ki almış olduğunuz sese göre farklı renklerde, farklı tonlarda yanıp sönüyor lamba. Şu an mesela ben şu an konuştuğum için farklı şekilde tepki veriyor bana. Renkli renkli tepki veriyor. Sustum mesela şu an. Konuşunca tekrardan hareket ediyor. Artık hareketli bir müzik dinlerseniz o müziğe göre de odanızı aydınlatmış olursunuz arkadaşlar. Bu mod da gerçekten çok hoşuma gitti. Sol alt kısmında zamanlama kısmı var arkadaşlar. Güç düğmesinin hemen yan tarafında, buradan saatlik ve dakikalık olarak akıllı ampulünüzü ayarlayabiliyorsunuz ve kendisi saatine ve dakikasına göre açıp kapanabiliyor dostlarım. Uygulama genel olarak bu şekilde. Çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Gayet kolay bir kullanıma sahip. Evinizde güzel bir ambiyans oluştururken kullanabileceğiniz, özellikle film izlerken gerçekten çok güzel oluyor. Veya böyle çocuğunuzun falan doğum günü kutlaması olduğu zaman arka planda güzel bir aydınlatma oluşması için gerçekten kullanabileceğiniz bir akıllı ampul olmuş. Ayrıca günlük kullanımlarda da kullanabilirsiniz. Yani sadece ambiyans olarak düşünmeyin. Bazen gözler yorgun olabiliyor. İş yoğunluğundan dolayı parlaklığını ayarlarsınız. Sarı moda çekersiniz. Bu şekilde buradan kolay bir kullanım sağlayabilirsiniz uygulama üzerinden. Veya video falan oluşturuyorsanız arkadaşlar sosyal medya için yine arka planda da RGB olarak güzel aydınlatmalar oluşturabilirsiniz. Veya oyuncu bir arkadaşımızsanız eğer, yine oyuncu odasında zaten RGB olmazsa olmaz, yine o tarz genç odalarında da kullanabileceğiniz bir ampul de olabilir. Satış linkini de ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Bugün de bir videomun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Cihaz hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.